Futbolnet'e hoş geldiniz. Bugün Ali Ece ile birlikteyiz. Gündemin maddelerini değerlendireceğiz. Tabii hafta içi Türkiye Kupası karşılaşmaları vardı. Bugün de yine var. Yarı finalistler yavaş yavaş belli oluyor. Fenerbahçe ilk yarı finalist olmuştu. Dün de Aytemiz Alanyaspor Galatasaray'ı eledi. İlk maçın avantajıyla, deplasman golüyle birlikte adını yarı finale yazdıran ekip oldu. Fenerbahçe'nin TFF protestosu vardı, taraftarların daha doğrusu. Riva'ya 1000'e yakın taraftar yürüdü. Bunun dışında yabancı hakem konusu tekrar gündeme geldi. Acaba Süper Lig'de yabancı hakemler maç yönetmeli mi? Bunun üzerinde duracağız. Atiba bir sene daha oynar mı ya da değineceğiz Ali Ece ile birlikte. Galatasaray'dan başlayalım. En sıcak konu. Elendiler ama Fatih Terim takımın oyunundan memnun. Ortaya konulan karakterden memnun ki aslında son haftalarda izlediğimiz herhalde en keyifli maçlardan bir tanesiydi desek kesinlikle yanlış olmaz futbol kesinlikle açısından. Bu sezon iki Türk takımı arasında oynanan en iyi 5 maçtan bir tanesiydi. Evet. Özellikle Türkiye Kupası'nda böyle bir maç, bu kadarını da beklemiyordum açıkçası. Hı hı. Bir kere mühim bir test sonuç olarak Alanyaspor hakikaten son iki sezonun en iyi takımlarından bir tanesi. Sürekli üzerine koyarak yükseliyorlar ve önemli bir başarı Galatasaray'ı elemeleri. Lakin şu da var, Galatasaray'da ilk maçtaki dezavantajlı skor nedeniyle elendi diye biz, yoksa bu maç mesela lig maçı olsa Galatasaray'ın lig maçında Alanyaspor gibi güçlü bir takımı bu oyunla 3-1 yenmesi, bu mesela hani Galatasaray'ın en iyi oynadığı lig maçlarından bir tanesi diye sayılır. Hı. Yani bütün geri kalan maçlarda iç sahada böyle oynarsa ligde Alanyaspor'un gücünden uzakta en az 7-8 takım var. Onları yani rahatça yenebileceğini gösteren bir performanstı ki aslında İlk maçtaki dezavantajlı skora rağmen Feghouli örneğin geçen sezon yani 2018-19 sezonunun o son 2-3 ayındaki Feghouli kadar skorda üretken becerili olsa, yani doğal fabrika ayarlarında bir performans sergilese Feghouli, zaten Galatasaray bu turu da geçebilirdi. Bir iki tane hakikaten beklenmedik kötü vuruşlar, kötü bitirişler, son tercihler. Ya Feghouli çok daha yetenekli bir oyuncu, çok daha zorunu başarmış bir oyuncu gol yollarında. O da hani zaten sezonun ilk yarısını neredeyse boş geçti diyebiliriz kendi klasına göre. İkinci yarıda birazcık bir kıpırdanma vardı ama bu maçtan hani bu doğal Feghouli standardı değil. Aynısı bir seri için de geçerli. Ben bir süre sonra böyle devam ederse serinin yerine Ömer Bayram'ın orada şans bulacağını düşünüyorum. Belki bulması gerektiğini de düşünüyorum ama hocalar bilir, hocaları bilir. Onyekuru da bir türlü kendini bulamayınca o sıtma hastalığından sonra fizik olarak da iyice düştü. Bence iyi döndü yine o hastalığa göre Gürkan. Evet, çok hızlı döndü. Yani o hastalıktan sonra çok iyi döndüğünü düşünüyorum ben. Birçok meslektaşımız da anlattı kanallarında. Hakikaten ağır bir hastalık tabii, o. Tabii. Ve bünyeyi işte emen bir hastalık. Hı hı. Gücünü, takatini insan emen bir hastalık. Yine bence çok iyi döndü. İlerleyen dönemde zaten ideal 11 olarak işte Onyekuru, Falcao ya da Adem bu performansını devam ettirirse. Sağ önde Feghouli. Arkada da işte Emre Akbaba'nın arkasında Lemina garanti. Ki Lemina da dün böyle en iyi maçını oynamadı. Ama Lemina hakikaten birkaç maçtır arkadaşlarının yerine de ekstra oynadığı için. Onun da üst üste maç trafiğindeki bir yıpranma payı olabilir ki. Southampton'dan beri en önemli sıkıntısı maç eksiğiydi. Hı hı. Daha yeni yeni o maç eksiğini kapattı da üst üste haftadan haftaya iyi maçlar oynamaya başladı. Hani bir haftada 3 maç zorlamış olabilir Lemina bile. Ama Lemina'nın yanındaki oyuncu da çok önemli. Yani Lemina'nın yanındaki oyuncu da Lemina'ya yakın kalitede oynasa belki Lemina bu kadar da yıpranmaz. Tabii. Tabii Lemina'ya baktığımızda defansif oyuncu kurucu ve regista özelliğiyle inanılmaz bir form yakaladı. Yani normal şartlarda konuşulan taraftarların beklentisi işte topu alıp dribling etme yeteneğinden dolayı biraz daha önde oynayabilir mi? Hani 8 numara gibi oynayabilir mi diye düşünüyor ama bence bu şekilde Galatasaray'a çok verimli oluyor. Kesinlikle yani katılıyorum sana. Fatih Terim de zaten öyle değerlendiriyor. Şimdi günümüzde 6 numaralar daha böyle hem 6 hem 8 gibi oynamak zorundalar. 8 numaralar hem 6 hem 8 mümkünse 10 numara katkısı da yapmak zorundalar. Kevin De Bruyne öyle. Yani en yüksek seviye ama hani günümüzde o mevki nereye gidiyor? Evet. Şimdi örnek vereyim işte Mariano, Dani Alves, onların babası taktiksel açıdan onlara o yolu açan Cafu. Cafu sağ bek oynamaya başladığı zaman mesela Türkiye Ligi'ndeki sağ beklerin hiçbiri o Cafu'nun mesafesini kat etmiyordu. Hücumda o kadar etkili olamıyordu. Sonrasında işte açık oyuncuları böyle beke devşirilmeye çalışıldı falan ya da orta sahalar
Buna birkaç tanesi oldu. Hepsi olmadı. Ben bunu söylemek istiyorum yani verdiğim örnekte. Şimdi ama Galatasaray'da şu var. Enteresan olan. Hani bu tip mevki değişiklikleri önemlidir ya. Şimdi Ömer Bayram Galatasaray sol bek olarak transfer edildi. En iyi maçlarını sol bekte oynamadı. Ya sol ön ya sol içte oynadı. Ama dün Lines ilk yarı sonunda çıkıp yerine Onyekuru girince Ömer Bayram sol bekte de oynadı. Bu tip işte önde oynaması gereken maçlar Galatasaray'ın ki maçların nerede %90'ı böyle Galatasaray'ın geri kaldı. Çünkü puan durumu olarak rakiplerinin bazılarından geride olduğu için o puan farkını kapatmak için Galatasaray'ın zaten bu oyun oynaması gerekiyor. Fatih Terim'in zaten Galatasaray'daki fabrika ayarı futbolda bu. İstediği, idealindeki oyun bu zaten. Galatasaray bir ara hakikaten çok iyi yüklendi. Bir de orada Galatasaray taraftarının desteğini de arkasına aldı. Yani taraftardan gelen enerji takıma iyi anlamda sirayet ederken oyun da gelen maça taraftarları mutlu etti. Yani dün büyük ihtimalle maçtan sonra evlerine dönerken Galatasaray'ların %90'ı oynanan oyundan çok memnun kalmıştır. Ah elendik ama falan demişlerdir. Ben öyle düşünüyorum. Öyle bir oyun oynadı Galatasaray. Evet tribünde de zaten yani birkaç tane oyuncunun vardı. Dediğim gibi işte Feghouli, Seri daha fabrika ayarlarına yakın kalitede oynasalar farklı olabilirdi. Şeyi de söyleyeyim. Oyuna sonradan girenler konusunda da hakikaten hem Falcao hem de bu Andanu'nun aynı anda olmaması da etkiledi. Hani sonuçta Jesse Sekidika daha çok boş alan buldu mu hızıyla işleyen bir oyuncu. Yani elde başka opsiyon olmadığı için o oyunu alındı o son 10 dakika. Ama mesela bir Andone girseydi o baskıda Galatasaray'ın daha fazla gol çıkarma şansı olabilirdi. Ya da Falcao 11'de başlayıp Adem girseydi büyük ihtimal gol çıkarırdı. Adem çünkü formda istim üzerinde bakalım Andone sakatlıktan nasıl dönecek yoksa sakatlamadan önce ne kadar Galatasaray'a faydalı olduğunu gösteren bir oyuncuydu Andone. Evet, tabii Falcao, Saracchi eksiklikleri. Onlar da adaptasyon çalışmalarına devam ediyorlar. Falcao, Saracchi'ye oranla biraz daha geç dönecek bir iki maçta. Şu an görüntü bu. Tabii en hızlı şekilde onları da takıma adapte etmeye çalışıyor. Sağlık heyeti ve teknik heyet. Diğer bir yön tabii çok konuşuldu yine. Yaşar Kemal Uğurlu'nun performansı. Zaman zaman benim fikrim cesur kararlar verse cesur de cesur olmak zorunda zaten. Yani ne demek evet. Cesur olmasını takdir edeceğiz. Ama işte öyle bir hale geldi ki cesur hamleleri artık biz böyle güzel iş yapıyoruz. Çıtayı o kadar düşünmeyin Gürkan. Bak siz gençsiniz. Evet. Bak bizim bu adamlar içimizi kuruttular. Çıtayı düşürdü. Ya o da insandır hata yapar. Evet. 10 sene 12 sene oldu tamam. Yani çıtayı öyle düşünmeyin. Cesur olacak zaten. Cesur olmasa ne işi var? Hakemlik yapmasın. Cesur değilse başka iş yapsın. Cesaret istemeyen Allah Allah. Herhalde yani cesur olacak. Sana değil lafım ona. Evet evet. Tabii. Ben Yaşar Kemal Uğurlu'nun hiçbir zaman çok iyi bir hakem olacağını düşünmüyorum. Önyargılı değilim. Yeterince kötü maç yönetti bunların toplamı. Ya mesela bizim sektörde öyle bir şey yok. Yani böyle 8 tane 9 tane Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği kadar kötü maç yönetsen. Sen de 8 tane 9 tane kötü program yapsan bittin gittin. Evet tabii. Sizin aslında her sektörde. Her sektörde öyle canım. Bu bizde de Türk hakemliği nefis. Yayıl yani. Yayılmacı bir anlayışları var. İşte Bülent Yıldırım demiş ki yabancı hakem ayakta olmazsa bilmiyorum. Öyle diyorsa kesin olsun diyorum ben. Ben bugüne kadar bir yabancı hakem taraftarı tam değildim. Tam onu soracaktım. Hiç istemiyordum. Bak yine hiç gururuma yediremiyordum. Milliyetçi duygularım, vatansever duygularım ağır basıyordu. Abi kötü de olsa bizim hakemler diyordum ama yok. Bülent Yıldırım öyle diyorsa yabancı hakem kesin gelmesin diyorsa demek ki yabancı hakem iyi olacak Türk futboluna. Ben öyle düşünüyorum. Ya sahadaki hakemlerden ziyade acaba VAR sisteminin başındaki hakemler mi en azından yabancı olsa? Ya da biraz daha çıtayı yukarı taşıyayım belki hayalcilik olacak ama MHK yönetimi yabancı olur mu? Ya, bak bir şey söyleyeceğim. Mesele şu. Bak gerçekçi olarak şunu söyleyeyim. Madem Bülent Yıldırım'a bu kadar karşı demek ki iyi bir şey olabilir Türk hakemliği adına yabancı hakem. En azından bu kalan haftalarda denenmeli. Denenmeli. Yabancı hakem uzun süre çalışırsa mesela 2 yıllık sözleşme imzalanırsa bir süre sonra o da bu MHK düzeninde yani asıl MHK ama işte hep bahsettiğim OM, operasyonun EYM merkezi. Burada iyi para veriyorlar. Ben bu maç biraz daha para alayım. Bir dahaki sezonda çalışırım. Onların istediğini yapayım. Hakemleri operasyonun EYM merkezi boyunduruğundan kurtaracaksın. Böyle bir düzen yapacaksın. TFF başkanının ya da yönetimin değişmesi de yetmez. Profilleri değişmesi gerekiyor. Ya ben mesela yani Hamit Altıntop varken diğer federasyondaki kişilerin neden Hamit Altıntop'un önünde olduğunu anlayamıyorum. Evet. Şimdi sadece çok iyi futbolcu olduğu için değil, milli takımımızda başarıyla hizmet ettiği için, Real Madrid'de oynadığı için, Bayern Münih'te oynadığı için, Bayern Münih hani çok sıcak değil mi? O her oyunda takım da iyi oynadı neredeyse. Öyle bir şey var. Bunun dışında yani Hamit bir laf ediyor. İçi dolu dolu. Makyaj, dışarık laflar etmiyor.
İçeriğin tersi dışarı. İçerik anlatıyor. Hamit oyunculara saygı gösterilmesi, hakemlere saygı göstermesi ilgili bir şey söyleyince beni ikna edebiliyor. Ama o eski hakemler şimdi kanallarda bize rakip olan onlar söyleyince ya sen çıtayı o kadar düşürdün. Bir de şu var. Genel olarak bak şu andaki federasyon başkanının böyle çıkıp söylemesiyle insanlar ikna olmaz. Yani böyle hakemlerimiz adil maç yönetiyor diyor. Ya kimse öyle düşünmüyor. Ya Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarları hep aralarında bir gerginlik vardır maalesef. Keşke hiç olmasa. Ama en yükseldiği dönemdeyiz o gerginliği. Tek bir konuda hemfikirlerdi. Ali Palabey'in berbat maç yönettiği konusunda. İkisi birden haksız olabilir. Dün siz haksızsınız yani. Hakemlerimizi iyi diyorsunuz. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi. Haksızsınız yani. Hayır, niye mesela bir Hamit Altun topu varken hadi al bakalım. Hayır. Diyorsun ya cesaret. Cesaret ise cesaret. Göster işte. Önce onu bir göster. İnsanlar mesela Hamit Altun topa karşı mı oynuyor? Mesela bir ne kadar az kişi. Artık aşırı fanatik de fanatik ki bunlar çok az sayıda kişilerdir. Hani Galatasaray'da oynadı falan. Yok yok. Hani önce böyle Hamit Altun top gibi figürü olunca öyle dersin. Diğer zaten federasyon başkanına bakıyorsun ama gerçekten kulüplerde çalışırken, başkanlık ya da başkan amcılığı yaparken o dönemde aynı hakemlerle ilgili neler söylemişler kendi takımları aleyhine yaptıkları hatalardan dolayı. Evet. Şimdi hakemleri savunuyorlar. Allah kimseyi bu hale düşürmesin. Bu çok büyük çelişki artık. Daha böyle güven duyacağımız, insanları ikna edebilecek kişiler olursa olabilir. Mesela benim dememle de olmaz. Yani hakemlerin performansıyla bu olur. Hadi bana yedirsin lafımı. Yaşar Kemal Uğurlu Allah aşkına 2 sene süre. 10 tane çok iyi maç yönetsin. Çıkacağım özür dileyeceğim. Bravo. Çok iyi çalıştın yaptın diyeceğim. Olmuyor. Var varken olmuyor. Profesyonel hakemlik varı suçluyorlar bir de. Utanmadan varı suçluyorlar bir de. Bazı hakemler ve bazı var hakemleri. Ya işte bunlar geldi de üzerimizdeki baskı arttı. Çevirdiğiniz işler beyler deşifre oldu var sayesinde. Deşifre oldu. Siz saman altından su yürütme tayfasıydınız. Eğiliminiz oydu. Bütün hakemleri söylemiyorum. %80'ini söylüyorum. Hemen rahatlamasın. Ha bizi söylemiyor. %80'inizi söylüyorum. %20'lik bir dilim kaldı. Ama o hakemler çıkıp ya biz bu yüzden bu kararları böyle verdik. Bu maçlarda yani bir şehirde ya da bir statta penaltı olan başka statta olmuyor. Şu yüzden. Bunu açıklasalar. Onlar aslında bu kabahatli suçludan çok. Daha çok böyle kurban. Yani. Ama kendilerine onu yedirmeleri o kötü işte. Onu da böyle toplum vicdanı ilerleyen yıllarda gerektiği gibi muhasebe edecektir. Profesyonel hakemliği sordum. Ondan sonra o sistemden sonra sence bir gerileme yaşandı mı? Tabii ki yaşandı. Etkisi var diyorsun yani. Tabii ki yaşandı. Tabii ki yaşandı. Evet. Çünkü liyakata göre seçilmediği için zamanında hakemler ha bir amatör olmuşlar ha profesyonel ha yarı profesyonel olmuşlar fark etmez. Liyakata göre, önce yeteneklere göre. Mesela o işte testler var ya, onları geçemeyenler devam ediyor. O testleri geçiyorlar, devam edemiyorlar falan filan. Bir şey söyleyeceğim ayrıca. Bülent Yıldırım bir tek sen biliyorsun değil mi mesela? UEFA, CONMEBOL falan hiç bilmiyor değil mi? UEFA ile CONMEBOL yani Güney Amerika kıtasıyla Avrupa kıtasının futboluna yön verenler şöyle bir işbirliğine gittiler. Hakem değişimi. İşte hakemlerin Erasmus'u gibi. Ama tabii iyi para alacaklar. Öyle Erasmus gibi değil. İşte belki Avrupa şampiyonalarında Güney Amerikalı hakemler de maç yönetecek. Bu iyi bir şey. Evet tabii ki. Bu gerekli bir şey. Zaman zaman Cüneyt Çakır da gidiyor işte Arabistan'da maç yönetiyor. Bize de gelsin. Versinler parasını. Mesela ben şey istiyorum. Alman hakem var. Felix Bridge. Hiç gördün mü böyle büyük hata yaparken? Yok hayır. Maçı hele hele var geldikten sonra hiç gördüm hata yaptığını. En azından güven veriyor. İngiliz hakem. Hata hepsi yapabilir. Söyle de. En sevdiğin İngiliz hakemi söyle. Aklına gelmiyor değil mi? Ya. Niye biliyor musun? Çok hata yapmıyorlar. Mesela geçenlerde işte ihtiyar yaptı. Ben ona şey dedim. Ali McPala Mastaic dedim. Hani Ali Palabey gitmiş evet, bir evet, de orada evet. Maç yönetmiş dedim. Yani 40 yılın başı yapıyorlar öyle. Aynı şekilde mesela İspanyol hakem söyle. Yok haklı. Tamam yani. İşte niye? Çünkü hata yapmadıkları için. Önemli olan o zaten. Bak Türkiye'nin en iyi hakemlerinden gelmiş gibiymiş. En saygın hakemlerinden. Yani Lahoz'u sayarsın belki. O kadar. Ama işte. O da niye biliyor musun? Real Madrid Barcelona maçı tam şeydir. Ateşten gömlektir. Kimse giymek istemez o hakemlik formasını. Evet.
Bir hakemi Barcelona istemez, bir hakemi Real Madrid istemez. Ama tek hakem konusunda hemfikirlerdir. O kadar ikna etmiştir. Hı-hı. İtalya'da da öyleydi. Colina'nın başarısı oradaydı. Aynen öyle. Doğru. Hani onu istemem, bunu istemem, Mieto'yu istemem, şunu istemem, işte Aberarci'yi istemem falan. Colina peki olur. Hani iki tarafı da ikna edebilen bir hakem. Onun dışında bazen de büyük maçlara vermezlerdi Colina'yı. Yıpranmasın diye. Hı-hı. Çünkü ne yaparsa yapsın bu maçta yaranamayacak kimseye. Yani ne kadar iyi yönetirse yönetirsin. Ortam o kadar gerilmiş ki. Önemli olan o ortamın o kadar gerilmesinin önüne geçmek zaten. Hı-hı. Futbolu futbola bırakmak. Kendi haline, doğal akışına, işte organik bir lig olursa daha az tartışma olur, daha az sıkıntı olur. Hı-hı. Şeyi de söyleyeyim. Yine böyle hakemlerle alakalı. Aslında bunları konuşmaktan dolayı bile ben kendimi hakikaten kötü hissediyorum. Dışarıda insanlarla tanışıyoruz sonra. Dedin ya işte, profesyonel hakem falan. Ya gayet iyi kişiler. Tabii ki. Biraz da çok fazla bastırıldıkları için. Ya hepsi değil. %80 iyi insan ama gerçekten. %80 insan. Ama hiçbir, yani çok fazla işte toplumdan izole yaşatılıyorlar. Mesela maçtan sonra çıkıp maçın hakemi verdiği kararları değerlendirse. Evet. Hata yapsa da onu söylese. Olmaz mı? Herkese böyle Deniz Aytekin'in, Türk hakemin. Bak, hı-hı, hakemin Türk'ü yabancısı olmaz. İyisi kötüsü var işte. Bülent Yıldırım sana bunu anlatamıyor insanlar. Hı-hı. Kendinden çünkü bilmiyorsun. Kendini Colina zannediyorsun, değilsin ama. Mağdur edilmiş Colina rolü oynuyorsun. Ama değilsin. Hı-hı. Bak, Deniz Aytekin Türk mü? Türk. Hı-hı. Türk tabii ya. Ama Almanya Futbol Federasyonu, Almanya'daki hakem organizasyonu çok doğru yapıldığı için ve her şey şeffaf olduğu için hakemlikle alakalı. Hı-hı. VAR kayıtları gerektiğinde konuşulduğu için İspanya'da açıklandı. O yüzden daha iyi uygulanıyor. Ve o yüzden Deniz Aytekin gibi hakemler daha başarılı olma şansları oluyor. O Deniz Aytekin Türkiye'de 15 sene önce, 10 sene önce Türkiye'deki adı MYK olan ama aslen operasyonel eyyam merkezliği yapan yere getirseydin, o da birçok böyle yetenekli hakemimiz gibi kötü performans sergilerdi ve çok iş yıpranırdı. Onu da belirteyim. Evet. Ama o bazıları, siz gerçekten kötü hakemdiniz. Hiç bu aradan, hı-hı, sıyrılıp yapmaya çalışmayın ya. Yani mesleği kötü yapıyordunuz. Mesleği kötü yapıyordunuz. Ha, bir tek siz mi kötü yapıyordunuz? Hayır, ama bir ara o kadar kötü yaptınız ki artık, hı-hı, toplumsal gerilime sebep olmasın yani. Bir zahmet hakemler olmasın bunlar. Yani. Bir zahmet. Evet, Mustafa isimli bir takipçimiz bir yorum yazmış. Galatasaray kaybedince mi hakemi ortaya atıyorsunuz diye, alakası yok tabii ki. Yine gündeme geldiği için yabancı hakem konuları. Galatasaray neyi kaybedince? Galatasaray maçı kazandı. Evet. Yaşta maçı kaybediyor. Gayet de iyi oynuyor. Elendi demek istiyor. Neyse, devam edelim. Çok da önemli değil. Mantıklı şeylerle. Tekrar maça gelirsek. Fatih Terim'in açıklamalarından gidelim istiyorum. Coşkusundan bahsettik Galatasaray'ın. Gerçekten iyi oynadığından bahsettik. Yok, şeyi soracaktın o yüzden yani. Fenerbahçe taraflarının Türkiye Futbol Federasyonu yürüyüşü ona bağlı. Evet, evet. Yani bu kadar faktör birleşirse bu sezon Fenerbahçe taraftarları yürür. Başka takım yürür. Ya bu arada hafta sonu neredeyse bütün kulüplerin resmi hesapları ve hakemlerle ilgili şikayetleri, hataları, evet, dile getirdiler. Hı hı. Hepsi haksız olabilir mi? Bir tek TFF haklı olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz tabii ki. Hı hı. Devam edebiliriz şimdi. Evet ya, işte bu da zaten sonuçları doğuruyor. Yani yaklaşık 1000'e yakın Fenerbahçe taraftarı Riva'ya yürüyüş düzenledi. Ya biraz da aslında tamam, zaten hani arıyoruz da yöneticilerde ya da teknik adamlarda da bu olayların daha da büyümesini, işte bu yürüyüşlerin düzenlenmesinin başrolünde yer aldığını biliyoruz. Yapılan açıklamalar, örneğin Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz çok güzel konuştu ilk etapta Kasımpaşa maçından sonra. Dedi ki ortamı germemek lazım, yapıcı olmak lazım, ama son tarafta yine biraz daha işi böyle gerginleştiren açıklamalar. Keza bence Fatih Terim'in son yaptığı camiaya havale ediyorum açıklaması da çok mantıklı bir açıklama ya da sağlıklı bir açıklama değil. Çünkü bu tarz şeyler taraftarları galeyana getiriyor. Yani ve bu olayların önüne geçilmesini de, biraz daha o gergin ortamın azaltılmasının da önüne geçtiğini düşünüyorum. Maalesef ben sana böyle katılmıyorum Gürkan'cığım. Hı hı. Mustafa Cengiz, Ali Koç, Ahmet Ağoğlu, Ahmet Nurçebi ve diğer başkanlar şu anda oturdukları koltukta söylenmesi zorunlu olan şeyleri söylüyorlar. Tabii, o ayrı. Hı hı. En az bir 10 yılın birikimi olan olayların, hı hı, maalesef işte uzantısını yaşıyoruz. Kötü bir uzantısı. Kötü bir yankısını yaşıyoruz. Mustafa Cengiz, kendinden önceki başkan, ondan önceki başkan, ondan önceki başkan. Hepsi aynı fikirdeydi, merak etme. Hı hı. Gerçekten de. Sadece açık açık söylemiyorlar. Ali Koç'tan önce Aziz Yıldırım aynı fikirdeydi bu konuyla ilgili. Ahmet Nurçebi'nin önce Ahmet Alın'da. Hepsi aynı fikirdeydi. Hı hı. Bazıları söylüyor. Çünkü
iki sene öncesine kadar böyle bir zoraki Türk futbol ailesi falan filan. Ya fotoğraftaki kişilerin o esnada sırıtırken birbirleriyle ilgili neler söylediklerini biliyoruz ya. Bu şeye benziyor aslında. Davos'ta falan dünya liderleri bir araya gelir ya. Hı hı. Daha biraz önce neler söylemişsiniz birbirinizle ilgili ya. Yani iyi şeyler hissetmiyorsun falan. Öyle poz veriyorsun falan. Hani futbolda bu mümkün değil. Hı. O dünya siyaseti gibi. O daha karmaşık. Futbol daha basit bir şey halkın nezdinde. Basit bir oyun. En güzel tarafı da bu. Bu işi bu kadar karmaşık hale getiren bu son 10 yıldır. Çok fazla futbol dışı. Öyle. Girip çıkması futbol ülkemizde. Tamamen bundan kaynaklanan bir şey. Hı. Fatih Terim'den önceki teknik direktör de bunu yapmalıydı. Fatih Terim'den sonraki de yapmak zorunda kalır bu düzen böyle devam ederse. Bir süre sonra şey de yapmak zorunda kalır. İşte Beşiktaş yönetimi geldi, yeni yönetim. Mümkün olduğu kadar Süleyman Seba'nın modern bir versiyonu gibi yönetim, hı hı, efendi falan olmak istiyor dediler. Sonra Beşiktaş taraftarından haklı olarak baskı başladı. İyi de hakkını da savun, hakem hatalarını falan. Hı hı. Yoksa onu yapmak zorunda kaldı. Ya bu toplumun bir talebi. Yani o senin söylediğin gibi Ali Koç, Mustafa Cengiz, hı hı, işte onların konuşması yüzünden galeyana geliyorlar. Fatih Terim'in, işte Ersun Yanal'ın, böyle bir şey yok. Galeyanda zaten insanlar canım, evet, bir yere gelmiyorlar yani. Herkesin aklı var. Başladı. Ama son dönemde çok birikti o yüzden. Evet. Çok birikti yani. Ve sezon sonuna kadar da artarak devam edecek gibi duruyor. İşte Türk hakemler diyor, yapar diyor falan. Hı hı. İnşallah ben haksız çıkarım da mutlu olurum. Ben hiç olay çıkmasın istiyorum ama kaçınılmaz. Kaçınılmaz yani, hı, bu devre arasında da burada ilk sene program yaptığımız zaman maalesef yani yapacak bir şey yok. Bunlar daha iyi günlerimiz demiştim. Bunlar da daha iyi günlerimiz. Bunlar daha iyi günlerimiz. Ayrıca federasyonun açıklamasında 7 takımın şampiyonla oynaması çok kaliteli bir lig. Geçelim bunu ya. Çok kaliteli bir lig, çok izlenen bir ligdir. Hı hı. Yurt dışına satamadığın olarak gibi ülke içinde de yeteri kadar izletemiyorsun. 7 takımın şampiyonla oynaması güzel bir şey, evet. Hı hı. Ama bu bir kalite ölçüsü değil. Kalite ölçütü değil yani, kesinlikle. Örnek verelim. O zaman Portekiz'deki hep çok kalitesiz. Niye? Hep 2 takım oynuyor. 2,5 takım oynuyor yani. Sporting, hı hı, bazen aralardan çıkıyor ya. Porto, Benfica. Bundesliga'yı kimse izlemez o zaman. Ya o zaman Fas Ligi mükemmel bir lig yani. 8 takım. Şey de çok iyi lig o zaman. O işte Romanya Ligi falan da çöküyor. Evet. Bükreşler falan alt liglere düşünce, hı hı, onlar da başlayınca. Müthiş ligler o zaman. Böyle bir şey olamaz. Kimse bunlara, hı hı, inanmaz. Önce insan kendi söylediğine inanarak söyleyecek ki başka insanları ikna etme şansı olsun. Hı hı. Lütfen. Kaliteli ligde bu kadar hakem konuşulmaz. Bu kadar hakem hatası olmaz çünkü. Kalite odur. Yani sen bu şu andaki federasyonun da tek başına onlar geldikten sonra düşen bir kalite söz konusu değil. Yıllardır devam eden bir böyle kalite düşüşünün toplamı bu ya. Ya bunu da birazcık bir gerçekçi olalım. Yani dürüst ol. Allah aşkına. Evet. Yani buradan çıkıp oradan iyi bir şey ne söyleyebilirim? 7 takım şampiyonluğu oynuyor. O, hı-hı, zaman sezon başı en iyisi. En az 10 takım şampiyonluk parolasıyla başlıyor. İlk hafta en iyi hafta. En kaliteli hafta o zaman. 10 takım, hı-hı, şampiyonluk parolasıyla başlıyor. Biz bu sene şampiyon olacağız. Ne güzel. Hep ilk hafta oynansın vallahi başından. Böyle saçmalık olur mu canım? Evet, peki. Bir de başkaları sizle ilgili kaliteli, hı-hı, olduğunuzu söylerse siz gerçekten kalitelisinizdir. Tabii. Biz burada İngiltere Ligi niye bu kadar insan izliyor? İngiltere dışında da gerçekten, hı-hı, çok kaliteli şekilde yükseldiği için yıllardır ve onun toplamında şu anda en fazla izlenen liglerin başında geldiği için. Hı-hı. Budur yani. 1992-93 yılında aynı şey söz konusu değildi. O zaman da bir İngiliz çıkıp federasyon başkanı dünyanın en iyi ligi, yani çok kaliteli bir ligimiz var diyor muydu? Demiyordu. Bir de kaliteli ligin temsilcileri Avrupa kupalarında daha fazla takımla devam eder. Hı-hı. Bir takımla devam ediyoruz maalesef. O kadar. Evet, Galatasaray konusunu kapayalım, şununla kapayalım. Biliyorsunuz bir mahkeme süreci geçirdi Galatasaray. Kayyum atanması gündemdeydi ama böyle bir ihtimal ortadan kalktı. Şimdi 21 Şubat tarihinde bir mahkemeleri daha var. 14. Asya Hukuk tarafından ibrahatsızlık görüşülecek. Orada da bir olumsuz sonuç, yönetim aleyhine bir sonuç çıkarsa seçime gitmek zorunda kalacak Mustafa Cengiz tarafı. Tabii divanı takip ettim. Divanda da Mustafa Cengiz'e sesler bir aile yüksek. Yani orada gerginlik devam edecek gibi gözüküyor. Beşiktaş'a geçelim. Şöyle geçelim Atiba bağlantısıyla. Dün bir ödül töreninde Ediz Bahtiyaroğlu spor, yılın ödülü, spor ödüllerinde. Çok keyifli bir organizasyondu. %100 futbol da orada bir ödül aldı. O da ödül aldı Atiba Hutchinson ve soruları yanıtladı. Şu soruyu yönelttim ona, dedim ki bir sene daha seni Beşiktaş'ta görür müyüz? İnşallah dedi. Ben bir yıl daha oynayabileceğimi düşünüyorum dedi. Sen ne düşünüyorsun? Zaten her maç oynuyor. Ve bu sezon Beşiktaş'ın en iyi oynayan 3 oyuncusundan bir tanesi. İstikrarlı, evet, şekilde oynuyor. Atiba daha iyi bilir. Yani hem kendi vücudunu çok. Çünkü
olağanüstü bir işte atletik yapısı var. Yani normalde o yaşta insanın öyle bir atletik yapısı olması çok az görülmüş bir şey. Tim Hutchinson bunu işte Kopenhag'da oynarken geçirdiği sakatlıktan dolayı 6 ay oynayamaması, öyle bir espri dille de bir kere bana bahsetmişti. Ya dedi 6 ay yattım zaten. 6 ay ekstra oynadım. Sen beni 6 ay genç say. Sonra bir 6 ay daha yattım yine diz sakatlığından diye. Bir sene zaten genç say falan. Yok zaten oyunu genç. Yani yaşından daha genç. Yani Atiba 37 yaşındaysa ligde bazı oyuncular 45-46 yaşında. Beşiktaş'ta öyle bir iki oyuncu var. 45'ten bile ilerimiş gibi kötü oynuyorlar. Yani ya, hiç halleri yok. Atiba'nın bir de şöyle bir farkı var. Böyle maestro diye nitelendirildiğimiz oyuncular vardır ya, işte benim aklıma ilk Pirlo geliyor. Yaş ilerledikçe zeka artıyor, işte vizyon artıyor ve inanılmaz böyle bir oyun kurucu özelliği kazanıyor. Atiba'da fiziksel özelliklerden de kayıp yok. Evet. Pirlo yerine işte Gattuso koşardı. Hah, evet. Mesela o Milan'ın iyi takımında Şampiyonlar Ligi finali oynayan 3-0-3 son. Ama sonra da 2 sene sonra Atina'da aynı rakip işte, genel takımda. Orada çok iyi bir denge kurmuştu Carlo Ancelotti. Onlar da oyuncuların böyle işte ömrünü uzatır. Mesela Maldini'nin sol bekten stopere çekilmesi var. Atiba hep aynı yerde oynuyor. Hep aynı istikrarlı oynuyor. Ben böyle istikrarlı oyuncu Beşiktaş hiç görmedim. En son Rıza Çalınbay vardı. Ama o farklı yerlerde oynuyordu. Mesela en başta merkez orta sahaydı. Gordon Mingenci orta sahanın sağı oldu. Bir ara sağ bek oynamak zorunda kaldı falan filan. Bir ara Daumon'u libero oynattı. Atiba şöyle orta sahada dolaşıyor. Sezon başı kadro diye daha önceki yıllarda mesela Şenol Güneş ile gelen şampiyonluklarda klasik bir 6 numara gibi oynuyordu. Bu sene Gençler Birliği maçında bildiğin böyle ofansif merkez orta saha oynadı. 3 asist yaptı. Skora muazzam katkı yaptı. Sergen Yalçın geldikten sonra işte Elneny daha fazla böyle stoperlerine yaklaşarak oynuyor. Hatta topla Beşiktaş oyun kurarken bazen stoperlerinin bile gerisine geçiyor Elneny ki o da verimli oynuyor bu şekilde. Atiba bayağı ön tarafta pres gücü olarak daha bir böyle 8'e yakın yerde oynatılıyor Sergen Yalçın göreve geldiğinden beri. Ve o çok çift yönlülük isteyen, dinamizm isteyen, güç isteyen, dayanıklık isteyen bir mevki. Orada da gayet oynuyor. Peki sen de aynı fikirdesin o zaman. Bir sene daha oynar. Bence yedeklenmesi lazım. Sergen Yalçın'la Atiba Hutchinson bilir. Bence de yedeklenmesi gerekiyor. Kesinlikle. Yıllardır çünkü bulunamadı alternatif. Yani Atiba'nın oynamadığı maçlar var. Mesela geçen sezonun ilk yarısı. Atiba Hutchinson geç başladı sezona. Geçen sezon. 18-19. Sezon başına Beşiktaş çok puanlar kaybetti. İkinci yarıda sürekli oynamaya başladı tekrar. Ve Beşiktaş tekrar şampiyonluk mücadelesinde iddialı hale geldi son haftalara kadar. Önemli bir fark olduğunu düşünüyorum. Sadece bu Şenol Güneş yönetimindeki ikinci şampiyonluğun son 4-5 haftasında yoktu Atiba. Ama o sezonda yani bari 80 maçlık falan efor sarf etmişti. O da kaçınılmaz bir sonuçtu. Evet. O dediğim sezon mesela işte Trabzonspor'a attığı golle 4-3 biten maç o sezonu söylüyorum. Yani normal. Orada bir oynamadı üst üste. O kadar. Yani Beşiktaş idare etti onun yokluğunda. Hedefe ulaştı falan ama Atiba'nın yerini doldurmak da çok zor bir şey gerçekten. O yüzden orijinali varken oynamak istiyorsa tabii teknik eğitim planları da önemli. İşte Beşiktaş'ta bellici olacak kişi Sergen Yalçın ve yardımcılarıdır. Evet, Atiba da öyle dedi zaten. Tabii bir dahaki senenin takımı onun idealindeki futbolda bence Sergen Yalçın. Yani Atiba Hutchinson en azından yedek kulübesinde kalsın ister. Çünkü Atiba'nın yaptıklarını birebir yapabilecek 25-26 yaşındaki bir oyuncunun bonservisi ne kadardır? İnanılmaz. O parayı oraya harcamaktansa ön tarafa, santrafora, sağ öne harcamak ister. Hani şimdi Boateng geldi diye ofansif merkez orta sahaya demiyorum ama sağ öne Beşiktaş'ın hala kanayan yarısı mevkisi olarak. Bu hafta yine başka bir oyuncu şans verilecek, denilecek. Haberler geldi. Deneme yanılma devam. Boateng de 11 çıkabilir herhalde bu hafta. Büyük ihtimalle. Lay için yerine. Elneny son olarak ondan da bahsedip kapatalım. Sergen Yalçın dedi ki bir sene daha takımda kalması gerekiyor. Sen de bahsettin zaten. Performansı oldukça iyi son dönemde. Sergen Yalçın'ın kafadaki oyun Abdullah Avcı'nınkinden şu açıdan farklı. Daha fazla önde oynamak istiyor. Daha fazla önde oynamak için de Elneny'yi öne getirmektense arkaya getirerek sağ beki sol beki. Çünkü ikisi de ofansif açıdan Gökhan Gönül, Caner Türkiye tarihine damga vurmuş oyuncular. Hele Caner zaten savunma değil hücumuyla buralara geldi. Hiçbir zaman savunma özelliği çok iyi oynamadı. Olmadı. 10 maç falan vardır kariyerinde. Savunmada gerçekten ideal bir sol bek performans sahibi. Onun dışında savunmada hata yapsa da hücumda çok verimli oynuyor. İdare ediyoruz oradan. Dengeliyor çünkü. O, yani hocaların bakış açısı oydu. O zaman Caner'i daha önde oynatmak lazım.
daha önde oynatmak lazım Gökhan Gönül'ü ki o da eski yerinde yani hem sağ bek hem sağ açık gibi oynadı başladıktan sonra çok verimli oldu. Bu hafta da Beşiktaş'ın önemli eksiği olacak Gökhan Gönül Başakşehir karşısında yarın. Elneni'nin de onların arasına gelmesi etkili. Dikkat edersen Gökhan Gönül ile Caner Fenerbahçe'deki bu en iyi performanslarını da Mehmet Topal'ın Elneni benzeri mevkisel olarak Ersun Yanal tarafından kullanıldığı sezonda. Hani Mehmet Topal öne falan gelme sen eski tarz liberolar gibi hep böyle süpürücü ol. O işi çok iyi yapan bir oyuncu Elneni. Zaten ön tarafa gelip yeterince zengin aksiyonlar yapamadığı için Arsenal'de de 11'de kalıcı olamadı. Onu söylemek gerekiyor. Yani ama bu fonksiyonuyla çok iyi. Bir de Beşiktaş stoperlerinin de hani Vida iyi hamleci, Ruiz'e göre daha hızlı, Ruiz solak, top tekniği daha iyi, öne çıkıp böyle yani ekstra oyun kuruculuk katkısı da verebiliyor. Biraz daha öne doğru gelip mesela topla çıkabiliyor. O mesela Ruiz'in topla çıkışlarında da Elneni orada yine işte emniyet sububu gibi geri geliyor. Sergen Yalçın yine ne yaptığını bilerek yapıyor. Bunlar onun için çok iyi sinyaller Beşiktaş'ta. Özellikle bir dahaki sezon için çok bunlar güçlü sinyaller. Yani şimdiden şampiyonluk mücadelesi vermeye devam ederken bir dahaki sezonun takımıyla ilgili de fikirlerinin net olması, ne yapmak istediğinden emin olması şu anda. En azından A planı, B planı şöyle iki tane planı olması bu kadar kısıtlı oyuncu malzemesiyle bu iyi bir şey. Kendisi adına da Beşiktaş adına da. Peki noktaladık. Süremizi doldurduk. Bir başka Futbol Net'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.